Tabii e, Ramazan ayı farkındalık ayı dedik. Ama e, tabii sadece aç ve sus kalmaktan ibaret değil, birçok şeyi kazandırıyor bizi. E, ama biyolojik olarak aç ve sus kalmanın ne olduğunu aslında bir yandan tatmış da oluyoruz. Yani <laughs> insanların açlıktan öldüğünü ifade ederken, e, açlığı hissedebiliyoruz belki bir anlamda Ramazan ayında. E, bu noktada peki hocam, yani e, neden bu kadar çok fakirlik var ya da neden bu kadar çok dengesizlik var? E, kaynaklar mı yetersiz, bundan dolayı mı... Ya da bizim farkında olmadığımız başka etkenler mi var bu dengesizliğin oluşturduğunda? Aslında kaynaklar yeterli. Ee, çok bile hatta şu anki dünya nüfusu için düşündüğümüzde paylaşımda bir adaletsizlik var. Ekonomik sistemlerde bir adaletsizlik var. Veya insanlar e, Kur'an'ı okumadıkları için veya Kur'an'ı e, dinin temel kaynağı olarak görmedikleri, hayatlarında, pratiklerinde uygulamadıkları için böyle bir sonuç İslam ülkeleri için konuşuyorum sadece. Ortaya çıkmış olabilir. Zaten ...diğer sistemler diyelim kapitalizmde mesela bu beklenen bir sonuçtur. Çünkü insan daha çok çalışmaya teşvik edilir, daha çok kazanmak için. Ve bu kazanma eğrisi yukarıya doğru hareket etmek zorundadır. Ama en azından İslam ülkelerinde böyle olmamalıydı diyebiliriz. Çünkü yani kimsenin açlıktan öleceği bir dünyada yaşamıyoruz aslında. Allah her türlü nimeti, rızkı lütfetmiş insanlara... Ee, ama bunu paylaşmayı bilememişler. Yani biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman aslında e, dediğiniz gibi İslam ülkelerinde belki zekat sadaka verecek insan dahi e, bulmakta zorlanmamız gerekiyorken evet. bu kadar ciddi bir dengesizlikle de bu kadar ciddi anlamda e, problemlerle karşı karşıyayız. E, tabii normal gündelik hayatını e, geçimini sağlayamayan insanların diğer e, sosyal problemlerle karşılaşması da kaçınılmaz oluyor hı hı. haliyle.